videomuza başlamadan önce bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenerek bizleri destekleyebilirsiniz. Toprak altında kalan ya da gözle görülemeyecek kadar ıssız ve tenha yerlere yapılan işaretler gizli işaretlerdir. Örneğin dağ yamaçlarında her insanın çıkamayacağı noktalara yapılan define işaretleri, defineye yön, mesafe ya da nokta verir. Genelde böyle yerler tercih edilir ve bu yerlere yakın olur defineler. Hazineyi gömen eşkıya çeteleri geniş kadro ve imkana sahip olduklarından gömü alanını çok geniş kazı çalışması yaparak defineye doğru çeşitli gizli işaretlerle yol vermişlerdir. Yani define üzerini ya da yolunu kapatmışlardır. Bu yollar gizli maket işaretleri, kök boyaları, taşlar, kara sakız, sarı kum, kül, kireç, su kanalları, çeşitli tuzaklar ya da mutlak geçilmesi gereken sarp geçitler, tüneller gibi aşılması imkansız gibi görünen coğrafik geçitler olup birçok defineciyi vazgeçiren olumsuz faktörlerdir. Hazineyi daima ya orta merkeze ya da tam güneye defnetmişlerdir. Örneğin 3 taş var ve her biri de ana kayada birbirine eşit mesafe uzaklıkta. Güneydeki taşın toprak altında kalan kısımları açılır. Gizli işaret olup olmadığına bakılır. Eğer işaret varsa iki ihtimal vardır. Ya tam ortada ya da güneydeki taşın altındadır. Başka bir örnek de şöyledir. 3 kireç kuyusu varsa yine hazine ortadakindedir ya da güneydekindedir. Güneyde olan kuyunun duvar taşlarının toprak altında kalan kısımlarında işaret var mı yok mu kontrol edilir. Yoksa ortadaki kuyu kesinlik kazanır. Tüm engelleri aştığınızda kapak taşına geleceksiniz ki bu yeri de açmak kolay değildir. Maharet ister. Define işaretleri konusunda yardıma ihtiyaç duyuyorsanız yorum kısmından ulaşarak iletişim kurabilirsiniz. Videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.